İşte burası. Bu apartman. Bir dakika. Evet, hatırlıyorum. Çok tuhaf. Burası... Evet Gözde. Parçaları birleştiremiyorum. Ama eminim. Bütün sorularımızın cevabı burada. Üçüncü katta. Hacişko, ne olur uyansın da bizi bekliyor. Hacişko. Efeciğim, ben götüreceğim ya seni. Hacer Hanım. Hacer Hanım, biz çıkıyoruz. Hacer Hanım, ay biz çıkıyoruz dedim. Neyse, uyu. Hadi Efeciğim, biz gidelim. Tamam ama çabuk olun. Dayı. Aa, aslanım. Pelincim nereye? Anneciğim, Efe Bey'i götürüyorum Suna ablasına. Suna ablasının kardeşinin nişanı varmış da bugün. Aa, Efe'yi Hacer Hanım götürmeyecek miydi? Hem sen yorma kendini, dinlen biraz. Öyleydi ama Hacer Hanım uyudu. Biraz hasta galiba. Ben götüreyim dedim. Ama ben yormanı istemiyorum kendini. Benimcim, annen haklı. Sen dinlen biraz. Bırak da bu beyle ben ilgileneyim birazcık. He? He? Benim hastalığım nereye isterse oraya götürürüm onu. Ne dersin? Sinemaya gidelim mi? Ozan abini de çağırırız. Yaşasın. Aslanım benim be. İyi madem dayıcım. Ben biraz daha dinlenmiş olurum. Seninle biraz konuşmak istiyordum ama. Konuşuruz ablacığım. Dönünce konuşuruz. Ne zamandır bu adamla vakit geçirmiyorum. Bırak da biraz takılalım şunla. Ha? İyi peki. Hadi gel bakalım aslanım, hadi. Patlamış mısır da alırız değil mi dayı? Tamam. Görüşürüz hanımlar. Görüşürüz beyler. Buyurun beyefendi. Güle güle. Gözde, iyi misin? Üçüncü kata geldik değil mi? Evet, geldik. İşte burası. Gözde, emin misin? Evet. Evet, eminim. Burası. Hadi o zaman çalalım kapıyı. Efendim kaptan. Yok, akşam ancak orada olurum ben. Bilmiyorum kaptan, dedim ya daha karar vermedim nereye gideceğimi. Sen sadece tekneyi hazırla. Tamam. Tamam, sağ ol. Hadi sağ ol. Çalacağız. Belli ki kimse yok evde. Gözde, bak doğru yere geldiğimize eminsin değil mi? Evet eminim. Çok iyi hatırlıyorum. Yok, böyle olmayacak. En iyisi komşulara soralım. İyi fikir. Sen bizi burada bekle Gözde, tamam mı? Bravo Mehmet, bravo. Yine yaptın yapacağını. Her şeyi mahvettin. Salak kafa.
yapamam. Meveş. Özgür, ben çok kötüyüm. Her şeyi mahvettim. Bir sakin ol. Anlat bakayım ne oldu? Ya biz et ürünlerini satıyoruz ya. Adamın biri geldi. Ben de dayanamadım. Yavru danaları kesiyorlar. Acıyın onları. Almayın bu et ürünlerini falan dedim. Ya Elsa adam işin süpervizörüymüş. İşten kovulduk. Paramızı da alamadık. Haliyle bahar şenliklerinde de sponsor olmayacak artık. Hadi ya. Kötü olmuş bu. Ya ne yapayım Özgür ya? Biliyorsun bu iş zaten prensiplerime aykırıydı. Boş ver ya. İyi olmuş bence. Hem sen de kendini daha fazla kötü hissetmeyeceksin. Ya orası öyle de. Ya ne güzel bahar şenlikleri için sponsor bulmuştuk. Şimdi insanlar benim yüzümden diledikleri gibi eğlenemeyecekler. Ya sen boş ver insanları. Doğru olanı yapıyorsun. Hem eminim danalar senin de gurur duyuyordur. Canım benim ya. Özgür, dalga mı geçiyorsun sen benimle? Allah Allah. Bu saatte ne uykusu böyle? Ben de anlamadım. Nişana gitmek için o kadar hazırlandı. Sonra da böyle uyuyakaldı. Yorulmuş herhalde. Bırakalım da uyusun. Ay. Geldim. Hoş geldin babacığım. Merhaba canım. Hoş geldin hayatım. Merhaba. Nasıl Pelinciğim, iyi misin? İyiyim babacığım. Size tekrardan teşekkür ederim bu kaza olayı için. İkiniz de bana çok yardımcı oldunuz. Önemli olan şu anda senin iyi olman. Tabii canım. Annen doğru söylüyor. Ben bugün Melih'le konuştum. Gerekenleri söyledim ona. Hata yaptığınızı yani. Değil mi? Bir garip hali vardı benim. Bir yere gidecekmiş gibi filan. Nasıl yani? Bilmiyorum valla. Veda eder gibi bir hali vardı. Ben tabii ailemiz adına gerekenleri söyledim. Ben odama çıkayım o zaman. Olur canım. Hacer'e bak. Bu saatte ne yoksun böyle? Hacer. İstediğin oldu mu? Hacer takmadı. Zarife taktı nişanımıza. Bize de ancak ocadığı yakışırdı zaten. Oğlum. Çok ayıp. Duyacak kadın şimdi. Gitti Zarife teyze. Gitti Fuat'cığım, tamam? Ben de gidebilsem keşke. Bak Banu. Dırdır yapma. Zaten canım burnunda. Çocuklar, hadi bakayım bugün sizin en mutlu gününüz ayol. Hadi kalkın. Ben çok yoruldum Şükran anne. Darılırım vallahi. Hadi benim güzel gelinim. Lütfen Şükran anne, ısrar etmeyin. Ana bak, bütün gözler bizim üstümüzde. Gelin kız nişanlanmak istemiyor mu yoksa, suratı da asık. Kalkıp da kendi nişanında bir kerecik bile oynamadı diyecekler. Hadi bakayım. Fuat, hadi bakayım. Hanım, hadi kalk. Fuat, ayakkabılar ayağımı vurdu, tamam mı? Kalk sen rahat rahat göbeğini at. Birazdan katılırım ben de. Sordum. Kimse tanımıyor. Sen? Bir bilgiye ulaşamadım. Sen bu kattakilerin hepsine sordun mu? Onlar da evde yoklar. Ne yapacağız Mert? Of, bilmiyorum Deniz. Gözde. Bak, yanlış gelmediğimize eminsin değil mi? Evet. Yanlış gelmedik.
En iyisi kapıcıya soralım. O kesin biliyordur. Allah Allah. Niye açmıyor ki? Pelin'im. Lütfen beni affet. Yani geçmişte yaptıklarım için umarım affedersin beni. Ve Hande olayında yanında olduğun için sana çok teşekkür ederim. Melih. Hoşça kal tatlı kız. Neden böyle konuşuyorsun? Sanki bir daha görüşmeyecekmişiz gibi. Pelin. Affet beni. Melih. Lütfen. Bir şey sorma. Kendine iyi bak. Ve beni affet, olur mu? Yok canım. Daha neler? Daha iyisin değil mi? Bilmem. Olan oldu sonuçta. Evet. Kainatın en saf ineği Mehveş karşımızda. Mehveş'im, seni kadar büyük gaf yapan bir ineği ben görmedim. Ozan bak, sinirlerim zaten tepemde, bir de üzerime sen gelme. Nasıl gelme ya? Boş boşuna bunca çileyi çektik. Ne oldu? Herkese maskara olduk. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bari bir şey arasaydı. Ya isteyerek yapmamış Ozan, abartma sen de. Abartırım kuzen. Beni bu işe zorla soktu. Sonra kendi elleriyle kovdurdu bizi. Ben bu işte gayet iyiydim. Eğer sen pot kırmasaydın başarılıydım. Ya nerede iyiydin ya? Kimsenin seni salladığı yoktu. Herkes bir kere benim de attığım broşürleri alıyordu. Tamam, uzatmayın hadi. Yok kuzen, ben bunu azmedemem. Almanlar yenince Osmanlılar yenik sayıldı ya. Bu da aynen öyle bir şey. Sen yenildin, ben de yenik sayıldım. Ya tamam Ozan, tamam. Anladık. Düşene de bir tekme sen vur, tamam mı? Bir iş bulur çalışır, öderim paranı neyse. Giydiğin kostümle ilgili olarak da her şeyin sorumlusunun ben olduğunu söylerim. Oldu mu? Rahatladın mı? Bu arada kostümü yere attığın için bir tomar fırça yedik, biliyorsun değil mi? Ya! Ya yeter Ozan, yeter! Tamam, bir sakin ol Mehveş. Tamam Mehveş, kusura bakma. Üzerine biraz fazla geldim. Olsun. Galibiyetle beraber mağlubiyet. Az önce öyle demiyordun ama. Sinirlendim birazcık Mehveş. Sen de biraz anla beni. Ortağız değil mi hala? Hı? Ortak? Ortağız. Ha işte şöyle ya, hayvanların kardeşliği. Yani böyle durduk yere yattı kaldı burada, öyle mi? Evet. Pelin öyle söyledi. Babacığım, Melis sana tam olarak ne dedi? Yani şu gitme meselesiyle ilgili. Ya ne yapacaksın? Kapandı o konu. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Tabii, tabii de merak ettim yine de. Anlattım ya kızım. O bir yerlere gideceğim dedi. Aman bırak, nereye istiyorsa gitsin. İkbal, Efe nerede? Mustafa ile Nişan'a gittiler. Mustafa ile Nişan'a mı gitti? Allah Allah. Ya bu evde neler oluyor bugün anlamıyorum doğrusu. Ahmet baba gerçekten. Yok kızım, ben kalk oyna diye gelmedim ki buraya. Ben çok yoruldum da. Ayakkabı ayağımı acıttı. Bak benim güzel kızım. Ben Şükran annen değilim ki bana bahane uydurmana gerek yok. Siz Fuat'la birbirinizi sevmiyorsunuz değil mi? Yok. Şimdi bana dürüst olun. Fuat Sedef'e aşık Ahmet baba, biliyorsunuz. Peki ya sen güzel kızım? Benim ne hissettiğim kimin umurunda ki? Ama tabii bana aşık olan bir adamla evlenmeyi çok isterdim. Ama olmadı değil mi? Olmadı. Fuat sizin üzülmenizi göze alamadı. Yani ben... Belki de... Evet. İnşallah yanlış bir şey yapmıyoruzdur kızım. İnşallah ikiniz de çok mutlu olursunuz. Yani siz de mi bizim evlenmemize taraftar değilsiniz? Hayır!
ben... Evet. Hadi ama Yasun'un bizi bekliyor. Tamam koçum, tamam. Çıkıyoruz şimdi. Bunlar da imzalamanız gerekiyor Mustafa Bey. Bir de verdiğimiz teklifte bazı değişiklikler oldu. Okuyup onaylamanız lazım. Ya kardeşim, ben bütün gün ofiste değil miyim zaten? Daha önce niye imzalatmadınız bunları bana? Allah Allah ya. İşim var, gücüm var benim be. İhale kurulu bunları son dakikada istedi Mustafa Bey. Acil olmasa sizi buraya kadar yormazdım. Tamam tamam, uzakma tamam. Hadi Yasun'a bizi bekliyor. Geç kaldık. Tamam Efe'cim, işim şimdi bitiyor. Tamam canım. Sen işin bitene kadar telefonla oyun oyna. Seversin sen. Tamam ama çabuk ol. Ahmet Bey, ne anlatıyorsunuz bakayım sen benim böyle güzel gelinime? Şey, biz Banu kızımla biraz konuşuyorduk öyle. Evet, Şükran anne. Siz eğlenmenize bakın. hadi Ahmet Bey, biz de Hazım Beylere bir hoş geldin diyelim. Ne anlatıp duruyorsun sen kıza? Ha? Pişmiş aşağı su katma, vallahi mahvederim seni. Ya iki tane birbirini sevmeyen insanı bir ömür boyu birlikte yaşamaya mahkum ediyoruz. Farkında mısın Şükran? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Adam sen kalp krizi mi geçirdin yoksa beyin travması mı? Ne biçim laflar bunlar şimdi? Sen bu hayata bir kere ve hayat çok kısa. Ha, hayat çok kısa diye oğlumuzu gidip de o pavyon karısıyla evlendirdik öyle mi? Ne var? Kız tövbe ettikten sonra, Fuat da onu sevdikten sonra. Ha, tabii. El aleme de bunları anlatıyorduk artık. El alemin lafından bize mi? Oğlumuzun mutluluğu... Ay oğlu bitti, babası başladı ya. Siz beni deli mi edeceksiniz Allah aşkına? Bana bak, sen sus otur. Sakın bir şeye de karışma. Oğlan razı, kız razı. Sana ne? Şükran. Sus. Bana sakın Şükran deme. Ortalığı da karıştırmaya kalkma sakın. Tamam mı? Vallahi de billahi de dünyayı başına yıkarım senin ona göre. Durun! Geldim Safihan, geldim! Oh. Olacak şey değil ya. Kapıcı da yok. Tamam Mert, sinirlenme. Sonra yine geliriz. Ya sonra gelsek ne olacak Deniz? Adam başka bir yerde oturuyor işte. Benim yüzümden. Gözdeciğim, niye senin yüzünden olsun? Tabii canım. Deniz, ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Uyumak istiyorum, beni götürür müsün? Götürürdüm ama benim bir işim var Gözde. Zafer'le buluşacaksın değil mi? Tamam, ben götürürüm. Tamam peki, ben götürürüm. Hadi gel Gözde. Gözde iyi misin? Gözde, şu sudan iç canım, al. Melih. Melih de biliyor. Musunuz onu? Abi bu yolda çalışma var. Çevre yolundan gidelim mi? Beni bir an önce havalanına götür de nereden gidersen git. Merak etme sen, yetişirsin uçağına. Benim hemşi de yattı tabii. Bu halde eve falan çıkamam. Para da yok. Ya Meyveççi biraz sakin olur musun? Dert ettiği şeye bak ya. Hallederiz .com yani. Bak önce sana B'ye bakarız. Sonra da maddi destek buluruz. Hı? Ne dersin? Efendim kuzen. Ozan, Melih yanında mı? Yo hayır, ne oldu ki? Of, sanırım korktuğum başıma geldi.
Melik gidiyor kuzen. Ne olur bir şeyler yap. Kuzen bir sakin ol. Dur. Ne gitmesi? Neden bahsediyorsun? Adam gibi anlatsana şunu. Ya bugün bana uğradı. Çok tuhaftı. Sanki vedalaşır gibi bir hali vardı. Babama da buralardan gideceğim falan demiş. Ozan ne olur durdur onu. Gitmesini istemiyorum. Tamam Pelin. Sen kapat. Ben seni arayacağım. Ne olmuş? Melih'i bir arayayım da anlatacağım. Bak. Melih senin liseden arkadaşın. Çok yakınınız. Yüzünü hatırlamıyorum. Nereden tanıdığımı da. O halde neden Melih dedin? Bilmiyorum. Sadece ismi aklıma geldi. Ama eminim. O Görkem'le ilgili bir şeyler biliyor. Ben Melih'i arayacağım. İçmek ister misin biraz daha? Cevap vermiyor. Deniz, gelebilir misin bir? Benim hemen Melih'in evine gitmem lazım. Sen onu götürebilir misin acaba? Peki. Oğlum, şu müziği bitir de artık birazcık da dans müzikleri falan çal, şöyle ağır ağır olsun. Hadi bakayım. Kalkın birazcık da. Dans edin Fuat'ım. Ya Şükran anne ben... Tamam anne. Kalkıyoruz. Aa, hadi bakayım. Gelin şöyle. Ha. Oh. Seninle dans ederken istesem de bilemiyorum Fuat. Ay maşallah, maşallah. Kem gözleri eşiş. Ay ne de güzel yakışıyorlar birbirlerine değil mi? Allah tamamını erdirsin ya Rabbim. Darısı Sunan'ın başına. İnşallah. Yok, açmıyor telefonunu. Ya Ozan anlatsana, ne oluyor? Sanırım Melih gitmeye karar vermiş. Ne? Gitmeye mi? Nereye? Bilmiyorum. Pelin'e veda etmiş. Enişteme de uzaklara gidiyorum falan demiş. Ya bu adam ne yapmaya çalışıyor ya? Evet ya, olabilir. Ya hatırlasana Ozan, bugün bizim yanımıza geldiğinde de böyle bir tuhaftı. Veda eder gibi bir hali vardı. Ya benimle konuşurken de çok tuhaf davrandı. Pelin'e iyi bak falan dedi. Kesin gidiyor. Ya iyi de nereye? Ben nereye gittiğini biliyorum galiba. Hadi ama ya, çok sıkıldım. Tamam aslanım, tamam. Çıkıyoruz şimdi, tamam. Kim arıyor Efe'cim? Bilmem, sen oku. Şimdi müsait değilim, sonra konuşalım. Pekala. Sonra görüşürüz. Hayatım. İyi misin? İyi işte, fena değilim. İstersen bir Bahriler'e uğrayalım. Eksik olmasınlar, baş sağlığına geldiler. Biz de Pelin'e bir geçmiş olsun deriz. Ha, ne dersin? İkbal de geldi bugün. Haklısın, bizim de uğramamız lazım. Başka gelen giden oldu mu hayatım? Şey Celal, Mustafa Bey de geldi bugün. Ne? Mustafa mı? Mustafa.
Hedef. Sunam. Nasılsın? Ay, ne bileyim ya, daraldım. Hadi ben harap oldum. Senin neyin var? Sıkıldım işte. Of Suna. Ne bizim kaderimiz böyle? Hayatın iyilere hiç acıması yok. Yok değil mi? Bak sen benimle konuşursan iyice efkarlanırsın, ben sana söyleyeyim. Haklısın. Ya ben de işte senin derdin başından aşkım. Ben de. Yok onu demedim Suna. Bu Fuat için ağladım son gece artık. İnşallah. İnşallah öyle olur Sedef'ciğim. Peki sen niye efkarlandın? Yoksa şu yazıştığın oğlan gelmedi diye mi? Galiba. Bak Suna. Sen çok iyi bir kızsın. Sakın bir erkeğin için yakmasına izin verme, tamam mı? Bak bu dünyada aşk da yalan, meşk de yalan. Değmez. İnan bana değmez. Belki değmez ama yıllardan sonra kalbim çarpıyor benim. Çarpsın, ona diyeceğim bir şey yok. Ama araştır şu olanı. Bak sonra benim gibi hayallerin başına yıkılmasın. İstersen ben de yardım ederim sana. Adını sanını ver. Suna! Aman. Şükran'ın sesi mi o? Evet. Zaten etrafta ne kadar bekar varsa onlarla tanıştırmaya çalışıyor beni. Oyna oyna diye de tutturuyor. Hadi git eğlen sen. Öpüyorum seni. Sonra ararım. Tamam canım, öpüyorum. Suna! Kızım sen ne konuşup duruyorsun öyle telefonla? Gel bak seni Faik ablanın yeğeniyle tanıştıracağım. Ay bir yakışıklı çocuk. Bir de bir zengin, bir zengin. Gel. Şükran teyze gel ya, yapma ya. Ne işi varmış Mustafa'nın burada? Niye gelmiş? Ne bileyim Celal. Başsağlığına gelmiş işte. Ya zaten geldiğinde İkbal de buradaydı. Ne yapsaydım, kovsa mıydım adamı? Tamam Berna, tamam. Kızma. Sadece bu adamın etrafımızda dolaşmasından huzursuzluk duyuyorum. Hepsi bu. Birdenbire öyle evime geldiğini duyunca sinirlendim işte. Ortada bu kadar abartacak bir şey yok. Adam başsağlığı diledi, gitti işte. Berna. Ben bu adamı sana karşı... Tamam Celal. Ben senin ne düşündüğünü biliyorum. Ama lütfen unutma. Bütün bunlar geçmişte kaldı. Biliyorum Berna. Biliyorum. Ama ne yapayım? Kıskanıyorum işte. Kıskanıyorum çünkü... Seni çok seviyorum. Ozan ne yaptın? Ulaşabildin mi Melih'e? Evini de aradım. Yok, açmıyor. Kuzen, ben de ulaşamadım. Gitti herhalde. Gidemez Ozan, gidemez. İzin veremeyiz. Nereye gitmiş olabilir sence? Geçenlerde bana tekneyle uzaklara gitmekten bahsetmişti. Denize açılmış olabilir. İnşallah daha yola çıkmamıştır. Peki nerede buluruz bu tekneyi? Teknenin nerede olduğunu babası biliyordur ama açıp ona soramam ki. Belki de Melih'in gittiğinden haberi yoktur. Of Ozan, o zaman ne yapacağız? Sakin ol kuzen. Ben bir gelişme olunca sana haber vereceğim. Tamam. Ya Hande olayı Melih'i çok sarstı. İhtiyacı olan tek şey belki biraz uzaklaşmaktır. Ya bence de Özgür haklı. Yani biraz kafasını dinlemek istemiştir. Rahat bırakalım. Kendini iyi hissettiği zaman zaten dönecektir. Ya kendine bir şey yaparsın Mehveş? Ha? Hiç düşündün mü bunu? O da doğru ya. Melih'e ulaşmamız lazım. Ya iyi de ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ay ayağınıza sağlık komşum. Çok teşekkür ederim. Darısı sizlerin başında, çocuklarınızın. Annenlere çok selam söyle, ellerinden öpüyorum. Ayağınıza iyi. Lütfen için Allah aşkına, ne olur. Kızım. Babacığım. Seni böyle nişanlanırken telli duvaklı gördüm ya. Baba, beni vermesen olmaz mı, ne olur. Kız ben seni verir miyim hiç? Tamam Fuat'ın hanımı olacaksın ama sen hep benim güzel kızımsın. Hmm.
yavrum. Şimdiden böyle yaparsan evden telli duvaklı çıkarken ne olacak bizim halimiz? Bilmiyorum baba. Ağlama ama. Sen ne ağlıyorsun ama? Babalar öyledir. Kız vermek kolay mı? Baba ne olur verme beni, ne olursun. Ne olur. Kızım. Neredesin be Melih ya? Efendim Mert. Ozan neredesin? Okuldayım. Ne oldu? Melih yanında mı? Yok hayır. Nerede peki biliyor musun? Nereye gitmiş olabilir? Allah Allah. Adam gidince değeri anlaşıldı değil mi? Melih yok abi, gitti. Ne demek gitti? Basbayağı gitti işte. Melih'i hemen bulmam lazım Ozan. Lütfen söyle nereye gitti? Ben de bilmiyorum Mert. Çekip gitmiş işte. Çok acil bir durum var Ozan. Lütfen söyle nereye gitti? Mert anlamıyor musun? Bilmiyorum nerede olduğunu. Gitmiş. Of, nasıl buluruz peki? Aslında bir yol var ama Melih delirir. Ozan anlamıyor musun oğlum? Ölüm kalım meselesi diyorum sana. Sen neredesin? Melih'in evinin önündeyim. Tamam bekle. Ben geliyorum. İyi sağ ol Ozan. Ne oldu Ozan? Herkes Melih'in peşinde. Anlaşıldı. Bugün bir yere gidemiyor Melih Bey. Bana çok kızacak ama babasını arayacağım. Onu durdurmak için yapacak başka bir şeyim kalmadı. Of Ozan yine meşgul. Gel. Canım. Sana portakal suyu sıktım. Beslenmene dikkat etmen lazım. Pelincim. İyi misin sen? Hiç iyi değilim anne. Aa, ne oldu? Melih. Melih gidiyor anne. Ozan'a tekneyle açılmaktan bahsetmiş. Hayatım, yalnız kalmak istemiştir. Hem bırak gitsin, nasıl olsa geri gelecek, öyle değil mi? Morali çok bozuktu anne. Her şey üst üste geldi. Bu halde uzaklara gitmesi beni çok korkutuyor. Üstelik daha nereye gittiğini bile bilmiyoruz. Aa, sıkma canını. Aklına kötü şeyler getirme. Canım benim, canım, canım. Paramparça ettin beni Fuat, paramparça. Ben pavyonda çalıştım, bu kadar kötü olmadım be. Beni kimse değil. Sen kötü ettin Fuat, sen. Alo Refik abi. Bir zalimi sevmiş, kendi gibi yanıyormuş. Duydum ki o vefasız şimdi beni anıyormuş. Buydu değil mi abi şarkın? İyiyim, iyiyim. Evet evet, kesin kararlıyım. Çalışacağım. Ama Lale Ersoy olarak çıkarma beni. Uydur abi bir şeyler. Hem çok göz önünde mekanlar olmasın. Ankara'da değil de daha yakın yerlerde olursa daha iyi olur. Ha bu arada Refik abi Fuat'ın haberi olmasın, olur mu? Tamam abi. Ben senden haber bekliyorum. Mert'in ne işi vardı? O niye bize gelmedi? O Melih'i bulmaya gitti. Melih belki hatırlamana yardımcı olabilecek bir şeyler biliyordur. O biliyor. Melih Görkem'in nerede olduğunu biliyor. Tamam canım, sen şimdi bunları düşünme. Hadi gel yat biraz, dinlen. Çok yoruldum bugün. Hadi.
Uyuyana kadar yanımda kalır mısın? Tamam canım, buradayım. Elimi bırakma, olur mu? Bırakmam. Gitme Deniz. Tamam. Gitmeyeceğim canım. Karnın acıktı mı koçum? Sana dışarıdan bir şeyler söyleyeyim mi? Ne istersin? Efe. Al işte, çocuğu nişana götürecektik bir de. Uyumuş kalmış. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Nişan da bitmiştir zaten. Sedef'im. Gülüm, kaç kere mesaj attım. Niye cevap yazmıyorsun? Malum. Nişanlanıyorsun, rahatsız etmeyeyim dedim. Gülüm, sen beni rahatsız eder misin hiç? Niye böyle acı konuşuyorsun? Kalbim acıyor Fuat, ciğerim yanıyor. Tatlı tatlı mı konuşayım? Sedef'im, benim de ciğerim yanıyor. Yani Fuat, şu anda sevdiğim adam bir başkasıyla nişanlanıyor. Kusura bakma, yangınla deva olamayacağım. Nişan falan hikaye diyorum sana. Benim evvelim de sendin, ahirim de. Kapatıyorum Fuat. Hem sen nişanlını daha fazla yalnız bırakma. Sedef! Sedef, kapatma! Ya hani bu yoldan daha çabuk gidecektik? Ne oldu? Sen merak etme abicim. Yetiştireceğim ben seni uçağına. İyi. Efendim kaptan. Ne? Nasıl çıkamıyoruz? Babam mı? Ya babam ne yapacakmış tekneyi? Ulan bütün yıl çıkmaz çıkmaz şimdi mi tatile çıkacağı tuttu? Bana bak, yoksa sen mi bir şey söyledin ona ha? İyi tamam. Bak sen yine ağzından bir şey kaçırma. Tekneyi benimsediğimi sakın söyleme. Ben seni sonra yine ararım. Tamam tamam, hadi. Of of. Havaalanına devam ediyor muyuz abi? Yok. Eve dönüyoruz. Aldığın yere bırak beni. Tamam abi. Ne yaptın? Bulabildin mi Melih'i? Hayır. Ama birazdan burada olur. Nasıl? Melih'in babası halletti. Ama Melih bu işi benim yaptığımı öğrenirse deliye döner. Çok sağ ol Ozan. Umarım iyi bir nedenim vardır Mert. Tamam, geçti, kabus gördüm. Deniz. Tamam canım, buradayım ben, geçti. Benim Görkem'i mutlaka bulmam lazım Deniz.
Mutlaka. Tamam, bulacağız Görkem'i. Sana söz veriyorum, birlikte bulacağız onu. Ne pahasına olursa olsun. Yani biz şimdi evlenecek miyiz? Evleneceğiz bana. Kabul et artık. Sen beni sevmiyorsun, ben seni sevmiyorum Fuat. Evet. Sen Sedef'i seviyorsun işte. Kesinlikle Banu. Birlikte mutsuz olacağız Fuat. Ömrümüzü zindana çevireceğiz. Ne yazık ki evet Banu. Hiç mi bir şey yapmayacaksın? Yapmayacağım Banu. Çünkü ne yaparsam yapayım, ailemi kaybedeceğim. Peki ya ben Fuat, ha? Ben! Sana hep dediğim gibi, sen de bu cehennemin zebanisi olacaksın. Yakışırsın da. Ya sen? Şeytanın ta kendisi. Banu, dayanmak zorundayız. Dayanmak zorundayım. Ne yazık ki ailem için dayanmak zorundayım. Onlar bütün sevdalarım. Bütün mutluluğumun daha üzerindeler. Değiliz oğlum. Kimse senin mutluluğundan üstün değil. Ama dayanmak zorunda değilsin. Bir yolunu bulacağım. Mutlu olacaksınız. İkinizi de bu cehennemden kurtaracağım. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Hayırdır? Melih abicim neredesin ya? Sabahtan beri 50 kere aradım. Niye açmıyorsun telefonunu? Ufak bir seyahate çıkacaktım da beceremedim. Her neyse. Ne oldu ki? Niye haber vermiyorsun abi? Yahu böyle abuk sorularla kafamı ütüleme diye. Vay Maviş. Hayırdır aslan? Beni mi özledin sen de? Melih, sana bir şey sormam lazım. Sormasan şaşardım zaten. Ama cevabını peşinen vereyim. Bilmiyorum. Melih. Görkem'in nerede olduğunu biliyor musun? Görkem kim oğlum? Gözde ile benim oğlum. Ne? Bak, bu benim için çok önemli bir konu. Sakın benimle oyun oynama. Görkem nerede? Aslında çok daha